Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği yerli koronavirüs aşısının insan denemeleri başlıyor. İlk etap 44 gönüllü üzerinde yapılacak. Çalışmalar başarılı sonuç verirse aşılamaya Mayıs ayında başlanabilecek. Aşının süratle üretilip insanlar ulaştırması çok büyük önem taşıyor. Koronavirüs aşısını ilk biz bulursak bu sizi heyecanlandırır mı? Heyecanlandırmaz olur mu? Çok mutlu oluruz. Umutlu musunuz peki? Kesinlikle. Ben güveniyorum Türk hekimlerimize. Koronavirüs aşısını biz bulursak bu sizi heyecanlandırır mı? Umutlu musunuz? Elbette heyecanlandırır. Çok da seviniriz. İnşallah da biz buluruz. Türkiye heyecanla onu bekliyor. Tüm gözler koronavirüse karşı üretilen yerli aşıda. Ülkemizin yapmış olduğu çalışmanın her zaman arkasındayız. Aşı noktasında, sağlık noktasında. Yani hatta gönüllü dahi olmayı tercih ederim bu noktada. Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin dört gözle beklediği yerli aşıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Faz 1 araştırması için yerli aşı bu ayın sonuna doğru 44 gönüllü üzerinde denenmeye başlanacak. Eğer sonuçlar başarılı olursa aşılamanın Mayıs ayında yapılması hedefleniyor. 60 tane farede yaptık bu çalışmayı. Bir kısım farelere biz aşı yaparak COVID-19 virüsü verdik. Aşı yaptığımız farelerde herhangi bir hastalık belirtisi görülmezken aşı yapılmayan farelerin bir kısmı öldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjdesini verdiği yerli aşı çalışmaları İstanbul Çerkezköy'deki bu tesiste yapılıyor. Erciyes ve Ankara Üniversitelerinde geliştirilen iki yerli aşı hayvan deneylerini ve ön klinik aşamaları başarıyla geçti. Şimdi sıra insanlarda. 44 gönüllü için geri sayım başladı. İnsan faz çalışmaları da 3 aşamadan oluşuyor. Faz 1, faz 2 ve faz 3 dediğimiz. Gönüllüler nasıl seçiliyor? Bunların 18-60 yaş arasında sağlıklı bireyler olması lazım ve daha önce COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş olması lazım. Aşı ilk aşamada 44 kişi üzerinde denenecek. 21 gün sonra verilen ikinci dozun ardından aşının virüsten koruyup korumadığı test edilecek. Eğer sonuçlar başarılı olursa faz 2 çalışmalarına başlanacak. Yerli aşının faz 2 çalışmalarında 10 bin kişinin aşılanması bekleniyor. Tamamen başarılı olunması halinde aylık aşı üretiminin 20 milyon doza kadar çıkması hedefleniyor. Gerekli laboratuvar çalışmaları yapılmışsa, bakanlıklar bunu incelemişse, testleri de yapılmışsa başarılı olmayacağı yönünde bir kanım yok. Bütün dünya bunun peşinde. Biz herkesin önüne geçersek ne mutlu bize. Şununla mutlu olduğumu zannedemem. Ama umutlu olduğum konusunda hemfikirim.